İsmail Salihoğlu kim? Benim sakin ol Davut. İsmail Salihoğlu kim? Ne oluyor Davut? Kasap oğlunu güpegündüz bıçaklıyorlar. Ortada yoksunuz. Aynı adamlar hastaneye basıyor gece. Gene ortada yoksunuz. Davut. Bir tek tek anlat neler olduğunu. İdris abi. Gülfem'le konuşmak için konağa giderken adamlar çevirmiş etrafını. Defalarca bıçaklanmış. Sonra aynı gece hastaneye gitmişler. Tekrar öldürmek istemişler. Kim yapmış? İsmail Salihoğlu diye bir adam. Nereden biliyorsun İsmail olduğunu? Adamı Kasapoğlu'nun çiftliğinde. Bizimkiler sorgulamış, itiraf etmiş o da. Beni İsmail Salihoğlu yolladı demiş. Silahın yanında mı? Verdiğiniz günden beri. Beni takip et. Abi Kasapoğlu'na üzüldüm. Biliyorum koçum. Celle sen kulübe dön. Yok ben sizle geleyim. Ya. Gerek yok, gerek yok. Sen kulübe dön. İyi tamam. Nasıl bir yer burası böyle? Zengin eğlencesi. Nedense bazı insanlar böyle yer altında sütunlar arasında gezinmeyi seviyorlar. Buyurun. Ne arzu edersiniz efendim? Donat masayı. Başüstüne. Bir de İsmail Bey'e geldiğimizi söyle. Göksel Yılmaz geldi dersin. Peki efendim. Sen bu adamı tanıyor musun? Ben herkesi tanırım Davut. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail. Otur lütfen. Efendim. Bekliyorum. Evet. Davut mu? İsmail Bey'le aynı masada mı oturuyorlar? Tamam. Ne yapacağız şimdi? Her şeyi anlatırsa? Nasılsınız Göksel Bey? Şükür diyelim. Bu arkadaş kim? Bu arkadaş çok sevdiğim biridir. Evladım yerine koyduğum biri. Davut Karaman. Yakında adını sık sık duyarsın. Memnun oldum delikanlı. İsmail. Biz
İdris Kasapoğlu diye biri hakkında malumat sahibi olmaya çalışıyoruz. Kendisiyle bir iş yapacaktık ancak birileri bu arkadaşı bıçaklamışlar. Şükür ki yaşıyor, hastaneye kaldırdılar. Ancak orada bir kez daha canına kastetmeye çalışmışlar. Bizim çocuklar. Araya çok sevdiğim biri girdi. Aradı, dedi ki bu adamı öldürün. Biz de hatıra binaen gerekeni yaptık. Kimin hatırına binaen? Kes! Göksel Bey de zamanında bize Ankara'da iş yaptırmıştı. Şimdi kendisi bana dese ki git şu adamı vur. Sonra da gelip bana sorsalar kim bu adamı vurdurdu diye. Ben Göksel Bey'in adını verir miyim? Vermem. Biz eski dostlarımıza çok saygı duyarız. Asla onları kırmayız. İsimlerini vermeyiz. Vermesin elbet. İsmail. Malik Paşazade ile ilgili muhakkak ki bir bilgin vardır. Zonguldak'ta kuş uçsa senin haberin olur. Sen hemen kurdun bağlantıyı. Zeki adamsın mesela. Onu da bu eski dostumuz rica etti diye kaçırdı. Al bak bunu da söyledim. Ama biz öldürmedik onu. Kalp krizi geçirdi. Yığıldı kaldı bunu tuttuğumuz evde. Neyse, kapatalım bu mevzuları. Çal! Güzel muhabbetiniz için teşekkürler. Bana müsaade. Sonra ne oldu Malik Bey'e? Bu İdris Kasapoğlu'yla Malik. Delikanlının yakını mı Göksel Bey? Sabahtan beri öldürecekmiş gibi bakıyor bana. Sorular soruyor durmadan. Yakını değil elbet. Onun gözleri öyle fişek fişek bakar işte. Mavro olsun diye sordum meraktan. Verdik cesedini bir arkadaşa. Hepsi o. Bunun madenine çökmek istiyorlarmış. Kızları da varmış bu mali. Bekliyorum yakında onları da kaçır diyecekler diye. Benim işim gücüm var Göksel Bey. Yarım kalan bir meselemiz var. Hastaneye gidip kendim halletmem gerek. Alın bunları!
İyi misiniz? İyiydik. Davut bir çuval incir batırana kadar gayet iyiydik. Aylardır bu adamın peşindeyiz. Şimdi bu işin arkasında kimin olduğunu, kimden öğreneceğiz? Duymadın mı adamı? Gülfem'le kardeşlerini kaçıracağını ima etti. Kasaboğlu'nu öldüreceğini söyledi. Asker dışarıdaydı. Baştan söyleseydin. Zaten devlet böyle bir adamın yaşamasına niye izin verir onu da anlamadım. Devletin istihbarat yöntemini sen mi sorguluyorsun? Eğer ben bu işin parçasıysam istediğim her şeyi sorarım. Bu kansız, iliksiz adamın yaşayan kaç tane adamı varsa hepsini içeri alın. Hepsini sorgulayacağım. Şapkamı al. Alın hepsini. Hepsini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.